Yine geçen son yayınıma döndük ya. Ben tişörtümü kim çaldı? Yayın tişörtümü. Onu onlardan şey yapamıyor. Bilmiyorum ben dedim. Bırak beni. Arkadaşlar. Bir saniye. Kimse bir şey yazmasın. İyi yayınlar nice aylara. Tamam. Geçen ay diyorduk ha, hatırladım. Geçen ay düzenli yayınlarımızı yaptık. Tam düzen değil. Yarı düzenli yayınlarımızı yaptık. Çünkü biliyorsunuz ki geçen ay abi amına koyayım ya, taşınma işinin gerçekten çocuklar, arkadaşlar çocuklar 18 yaşın altındakiler kulaklığı kapatabilirler mi? Bir saniye. Ben şöyle yaptığım zaman açın, tamam mı? Bir kapatın kulaklıklarınızı. Kapatmışlar. Anasını sikeyim. Yani taşınmak diye taşınmak diye amına koyayım hayatımızı yedik burada ya. Delireceğim, taşınamadık ya. Taşınalım düzenleyin dedi. Gittik anasını satayım eve, gittik ertesi gün geri döndük. Bak çok sinirliyim ben bu konudan dolayı. Bana bu konuları açmayın. Ve ben artık şey olarak görüyorum. Ya aman bak geçen ay geçen ay bak gittik geldik falan, yayınlar aksadı. Tam böyle düzenli yayın yapma kafası, yani hep düzenli yayın yapma kafasını. Tam yayınlara başladık. Gittik eve, geri geldik. Hadi Allah'ım şey yapalım işte tekrar. Hadi tekrar başladın. E bu sefer yine düzenli yapmaya çalışıyorsun. O yapıyorsun, bir yapıyorsun. Yine aksıyor. Bu da şey oldu bana artık. Hani sanki biz taşınmak istemiyor. Ananı gerçekten üstüne biz taşınmak istemiyormuşuz ve bunu bahane olarak sunuyormuşuz size hep. Artık bu bana böyle bahane, hani insan, bir insan gelir karşınıza, doğrusunu bildiğiniz yalanları dinlersiniz ya. Öyle hissediyorum artık bir şey. Bir, yani mazeretimi size sunarken kendime sürekli böyle bahane. Hani anlıyor musunuz? O yüzden artık bir şey söylemek istemiyorum. Ya size söz vermek istemiyorum. Sadece yapayım da görün istiyorum artık. ...18 eksim kulaklığı kapatmadım. Havalıyım. O zaman... ...bundan sonra söz yok. Bundan sonra icraat yok. Var. 10'dan kaçtı. Bundan sonra icraat var. Arkadaşlar gülmeyin. Bir dakika gülmeyin Allah aşkına. Ciddi bir şey konuşuyoruz. Of diyor, yapma Yasin. Bak. Bundan sonra laf yok. Bundan sonra icraat var. Düzenleyinse düzenleyin. Aynı 18'indeyiz. O günden sonra bir de şöyle bir şey var. Daha da ne yaptınız lan siz arkada? Biz köpeği çıkardık. Ha, harbi mi? Bırak beni. Bakın. Şimdi ben bunu da size söyleyeyim. Bir sus be. Allah Allah. Şimdi bu ciddiyim bu arada. Şimdi ailevi bazı sebeplerden dolayı biliyorsunuz ben her ay aşağı yukarı bir ailemin yanına dönüp geliyorum. Bugünlerde de ya o süre zarfında da bir 3-5 gün yayınlar aksıyor. Ama onun dışında ben bundan sonra yayın aksatmayacağım. Göreceksiniz. Benle dalga geçemeyeceksiniz. Yayın açtığım zaman kim bu yeni yayıncı mı diyemeyeceksiniz. Abi yayın aç. Yoksa senin amına kurum diye bana Instagram'dan bildirimler geliyor. DM'ler geliyor. Abi yeter artık diye. Küfür ediyorlar bana. Şaka yapıyorum. Küfür etmiyorlar. Küfür edene direkt engellerim. Bir de sürekli mesaj atıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Şey yapacağım. Mesajlarınıza geri dönmeye çalışıyorum. Çok mesaj geliyor diye. Çok mesaj geliyor. Hiçbiri de yazamıyorum. Yani çok Instagram'da vakit geçen bir insan değilim. Ama böyle gece yattığımda, uzandığım zaman elime telefonumu alır. Instagram'da bakarım böyle DM'ler arasında. Anladınız siz. O zaman sizlere ben cevap veriyorum. Gece belli. Çünkü biliyorsunuz gece belli bir saatten sonra. Ray-Ban 1, Prime'le 2. yeni yenilmiş. Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar.